bölgede enfeksiyon tekrardan ortaya çıkabilir. Sağlık Bakanlığı afet bölgesinde bulaşıcı hastalıklara karşı önlem olarak kuduz ve tetanoz aşısı yapılması uyarısında bulundu. Ön planda tabii ki tetanoz aşısı, eğer ısırıklar varsa yine kuduz aşısı. Onun dışında yine bölgesel toplu yaşamların başlayacağı için diğer enfeksiyonlar adına yine influenza aşısı yapılması gündeme gelebilir. Eğer deprem bölgesinden ayrıldıysanız başka illerde de yine tetanoz aşısı yaptırabilirsiniz. Örneğin burası Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi. Deprem bölgesinden gelen arama kurtarma ekipleri de sabah saatlerinde burada aşı oldu. Kuduz hayvanlardan insanlara geçen tetanoz ise bir bakteri tarafından oluşturulan enfeksiyonlar. Kişiler bu aşıları ücretsiz olarak oluyorlar zaten. Orada da yaralanma, mekanik yaralanma dediğimiz işte kesilme, delinme onası gibi travma durumlarında tetanoz profilaksi yapılması gerekiyor. Burada yaparken yaranın durumuna göre karar veriyoruz. Pnömokok yani zatürre aşısı da enfeksiyonlara karşı tavsiye edilen aşı grubunda. Bakanlığımızın riskli grup aşılama yönergesine göre kronik hastalığı olan bireylerde özellikle diyabeti olan, kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı olan bireylerde tüm yaş gruplarına 65 yaş üstünde de hastalık bakılmaksızın aslında bu aşımız şu anda yapılıyor zaten. Uzmanlara göre deprem bölgesinde enfeksiyondan korunmak için aşı şart. Suyun temizlenmesinden sonra insan için yapılmış en güzel şeylerden biri aşı. Bunu yakın dönemde pandemi yaşamış bizler zaten gördük aşılamayla beraber ne kadar azaldığını.